Herkese merhaba. Bugün 14 Aralık Pazartesi günü. Yani benim kanalımın birinci yıl dönümü, biliyor musunuz? Bu yüzden çok mutluyum. Öyleymiş yani, ben farkında bile değilim. Biliyorsunuz çok yoğun bir hafta sonu geçirdim. Niye böyle gözüm şiş duruyor ya? Işıktan, biliyor musunuz? Gözüm şiş değil aslında. Neyse, bugün ışığı bir türlü ayarlayamadım zaten bu sabah. Ay neyse, boşver, idare edin. Azıcık gözüm şiş dursun, bir şey olmaz. Şimdi şöyle bir durum var. Evet, bugün benim kanalımın birinci yıl dönümü ve bundan dolayı ben çok çok mutluyum. Bugün özel bir kutlama hazırlayamadım. Çok meşguliyetlerim vardı çünkü hafta sonu malum. Geçtiğimiz hafta sonu yani. Bunun için bir sürü Instagram DM'den çok fazla tebrik ve kutlama mesajları ve slaytlar ve bir sürü şeyler hazırlanmıştı. Buradan bunu yapan fanlarıma ve fanlarım dışındaki beni tanıyan herkese bir kere önce öpücüklerimi yolluyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Beni unutmadığınız için ve çok sevdiğiniz için. Bu bir. İkincisi, dediğim gibi hafta sonu tatsız bir olay yaşandı. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz yani, kanalım ve benimle alakalı. Bu konuda şöyle bir açıklamam oldu benim. YouTube'da bir video yayınladım. Bunu da biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz de vardır. O videoyu izlerseniz anlarsınız zaten. YouTube'da zaten ben gerekeni yaptım. Hani gereken paylaşımlarımı yaptım. Anlaması gereken herkes her şeyi anladı. Bu konuda da tam destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine yanımda oldunuz. Yine arkamda oldunuz. Yine beni desteklediniz. Çünkü doğru birdir. Doğru yoldan gittiğimiz için yine tam desteğiniz üzerimdeydi yani. Ben bunu fazlasıyla hissettim. Bunun için de çok teşekkür ediyorum size. İkinci konu. Şimdi bu olay yaşandı. Evet. Bazı paylaşımlar yapılmış, silinmiş, tekrar tekrar yapılmış. Ben yaptığım bütün paylaşımlar topluluğumda hala duruyor. Çünkü benim yani söylediklerim doğru. Yanlış olmadığı için bu konuda da hiç kimseden gocunmuyorum. Ve paylaşımlarım orada durmaya devam edecek. Herhangi bir özür mesajı da bekledim. Gelmedi. Sizler için ve kendim için bir özür mesajı bekledim ama gelmedi. Gelmediği için de YouTube'da tabii ki de elimden geleni, dediğim gibi, yaptım. Gereken, yani doğru olan her şeyi, yalan ve yanlışsız olarak. Şimdi hukuksal olarak da tabii ki de elimden geleni ardıma koymayacağım. Zaten hanımefendi şöyle söylemiş. Elinden geleni ardına koymasın. Yüksek mercilere kadar, bu yüksek mercilerin işi gücü yoktu da bizimle uğraşacaktı. Yani komik olmayın lütfen. Ben tabii ki de hukuksal anlamda da elimden geleni yapacağım. Neden? Şunu buradan, şu mesajı da vermiş olacağım. Beni izleyen genç kızlara, kadınlara, ondan sonra yetişkinler olabilir, delikanlılar olabilir. Kim izlerse izlesin, anladınız mı? Siz şöyle yansıtıyorsunuz ya beni, gençlere terörizm ve saldırganlığı öğretiyorsun, öğretme, yani onları kışkırtma. Hayır, ben buradan gençlere ya da beni izleyen kitleye şunu öğretiyorum. Haklı olduğunuz bir mücadelede sonuna kadar mücadele edin, ama haklıysanız, ama doğruysanız. Bu şart. Hani yalan ve yanlış konuşuyorsanız zaten o mücadeleye hiç girmeyin, kaybedersiniz. Haklıysanız sonuna kadar hukuksal anlamda ve sosyal medyada bulunuyorsanız zaten kanalınız aracılığıyla her zaman sesinizi duyurun. Hiç kimseden korkmayın ve haklıysanız zaten hukuksal anlamda da kazanırsınız diyorum. Gereksiz görmeyin, size bir saldırı, bir sataşma olduğunda bence insanlara haddini bildirin diyorum. Her anlamda bakın, ama seviyeli ve saygılı bir şekilde, çirkinleşmeden diyorum. Ben buradan beni izleyen kitleme böyle şeyler öğretiyorum. Yani sizin sandığınız gibi öyle terörizm propagandaları öğretmiyorum. Hakkını savunmayı öğretiyorum. Öğretmeye de devam edeceğim. Öğretmiyorum. Tavsiye ediyorum. Ben yapıyorum ve örnek oluyorum. Bunları açıklamak istedim. Biraz uzun oldu. Lütfen kusura bakmayın ama bunları söylemek zorunda kalıyorum. Evet, dediğim gibi şimdi birazdan kahvaltı yapacağız. Ondan sonra ben Cihancığımla beraber, bir avukat arkadaşımız vardı. Onun başka bir arkadaşından randevu ayarladım. Buna bilişim suçları bakıyormuş çünkü. Bu konuda bir avukat görüşmemiz var bugün saat 3'te, randevumuz var, oraya gideceğiz. Ondan sonra oradaki görüşmeyi de size bahsedeceğim. Tabii ki de çekemem yani, avukatla konuşurken çekemem ama bahsederim. Ondan sonra oradan çıkacağız, bir dilekçe vermemiz gerekecek, yani bir suç duyurusunda bulunacağız. Ondan sonra da bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Ha, şöyle bir şey, bakın. Çok çok büyük bir ceza alınmayacak belki bundan. Çok çok büyük bir tazminat ödenmeyecek belki bunda. Ama ben hakkımı aradım mı? Aradım. Hukuksal savaşımı başlattım mı? Başlattım. Gerisi adalete kalmış. Ben adalete güveniyorum. Çünkü bir haksızlığa uğradım. Bu haksızlığın da bir bedeli olmalı. Bu kadar yani söyleyeceklerim. O zaman şimdi kahvaltıya gidelim. Sonra da güne devam edelim işte. Hadi gidelim. Şimdi benim yavrum da kahvaltıya geldi. Merhaba video.
Şimdi ben de kahvaltıya oturayım, kahvaltı yapayım. Ondan sonra ilk iş şekeri veterinere götürmek kahvaltıdan sonra. Çünkü şekerin bu yaralarını kontrol edeceğiz. Kafatası çıkacak mı, çıkmayacak mı? Onu soracağız veterinere. Haydi kahvaltıya geçelim. Başım kokuyor. Evet, kahvaltımıza oturduk. Hemen dinleyicilerimize fotoğrafını yolluyoruz. Yollamazsak bize kızar. Bir şey değil mi anne, yiyemiyorum. O kadar ağrıyor. Ay be yavrum, vallahi sevecim senin bu diş sorunları niye hiç bitmiyor be güzelim. Şu öndeki çok ağrıyor. Fırçayla çok vurmuşsun demek ki. Yumurta çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Olsun tabii. Ay neyse, ben kahvaltıya başlayacağım. Hadi, çok geyik yaptık yine, farkındayım her zamanki gibi. Annemin sabahları kafası güzel oluyor arkadaşlar. Kusura kızım bakmayın. 5'te uyandım neredeyse bu sabah. Bir öksürükle uyandım ki çok fena kötü oldum yani. O yüzden açığım yani. Kafam açık, ayık. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Şimdi ben hazırım. Saçımı başımı düzelttim. Size bir şey söylemek istiyorum. Ben hani şimdi 9 kilo falan verdim ya. İşte 81,5'tum biliyorsunuz ben diyete başladığımda. Artık 72 kiloya düştüm. Bu sabah tartıldım. Kendime zayıfladığımdan beri yani yaklaşık 2 aydır ilk defa bir şey aldım ve bu beni o kadar çok mutlu etti ki bunu şimdi tabii ki de size de göstermek istiyorum. Hani böyle ben bu tarz kıyafetlerin içine hiç giyemem, giremem zannediyordum. Zayıfladıktan sonra tarzım tamamen değişecek tabii ki de. O pantolonlardan, taytlardan, tişörtlerden kurtulacağım. Çok daha spor giymeyi düşünüyorum. Bu şekilde böyle kapşonlu, üstü böyle kısa, böyle bir takım yani, bu eşortman takımı. Bu da böyle siyah bir altı var işte bu şekilde. Yani böyle. Tabii içine beyaz giyseydim daha çok böyle takımı patlatırdı, güzel dururdu ama ben artık böyle daha çok spor, daha çok böyle spor şık giyinmeyi çok çok istiyorum ve bunu başarmama çok az kaldı. Öyle sizinle bunu da paylaşmak istedim. Hadi şimdi şekerciğimi şeye götürelim. Veterinere götürelim. Şeyko, hadi kurtuluyorsun kafalıktan. Cihan'cığım sen şunu bir tutsana. Ay, kutular üstüme geliyor. Şş, sakin. Aa, kutular üstüme devrilecekti. Şu yuvanın içine polar battaniyeyi koyayım ki üşümesin dışarı. Çok soğuk. Gerçi arabayla gideceğiz ama. Ha, anladı vallahi, kaçıyor. Gel lan buraya. Gel gel, kafalığını çıkartacağım, gel. Bak bu senin mutlu edecek bir şey. Şeker gel buraya. Babysi. Annesi çok seviyor. Annesi çok seviyor. Dur aşkım. Tadam, bak kurtuldun. Hadi geç şimdi buraya. Hadi. Şeker lütfen, gidiyoruz hadi. Aa, kuyruğu kaldı. Bir dakika. Kan ter içinde kaldım şu anda. Bu niye böyle yaptı ya? Oğlum iyiliğin için, ay bunlara da iyilik yaramıyor. Vallahi ne insanlara ne hayvanlara iyilik yaramıyor yani, ben anlamadım bu işi. Otur orada işte, battaniye de koydum sana, ben daha ne yapayım? Şimdi biz sevgili ailemle birlikte aile boyu evden çıktık. Cihan'cığım burada. Esra'cığım burada. Biz ablamı almaya gidiyoruz evinden. Ben ve ablam avukata gideceğiz. Cihan'cığımla Esila'cığım da şeye gidecekler. Esra'nın küpe malzemeleri, işte takı malzemeleri. Ona malzeme almaya gidecekler ve sanırım bu videoya yetişecek. Sanırım bu videoda yapacağım ben bunu. Avukattan çıktıktan sonra, işte o işlemler bittikten sonra şeye gideceğiz. Marketten böyle bir şeyler alacağız. Yılbaşı sepeti hazırlayacağız beraber. Ben birkaç gün sonra bir yere gideceğim. Oraya giderken de böyle güzel bir yılbaşı sepeti hazırlayıp götürmek istiyorum. Yani hani böyle çok güzel olacağını düşünüyorum. Hazır bir yılbaşı sepeti alamaz mıydım? Alırdım. Ama onların içinde böyle alkol falan oluyor genelde ama gideceğim kişiler alkol kullanmadığı için, o yüzden onlara alkolsüz bir sepet ben kendim hazırlayacağım. Hem çikolatalarını böyle güzel çikolatalar seçmek istiyorum. Böyle renkli bir sepet hazırlayacağız yani. Biz çok araştırdık öyle yılbaşı sepetleri fakat ya çok saçma sapan şeyler var içinde. Ya alkol var ya bilmem ne var. Neyse, kendi sepetimizi kendimiz yaparız. Tabii ki de yaparız. Bu işi halledelim, ondan sonra sepeti beraber yapacağız. Alışverişini de beraber yapacağız. Cihan, şurası abla. Cihan'la Esil'e bizi bıraktı, gittiler. Şu Kızılay İş Merkezi, işte bulduk biz iş merkezini şu anda. Oraya gireceğiz. İkinci katta mıydı avukat? İkinci kat ablacığım. Tamam. Şimdi biz avukatın yanından çıktık, avukatla görüştük. Bütün detayları konuştuk. Neredeyse bir saat bir görüşme yaptık. Ondan sonra bize söylediği şu, yani kullanılan ifadelerin, özellikle terörizme sevk etme konusundaki ifadelerin kesinlikle yanlış olduğunu ve bir suç teşkil ettiğini söyledi.
Bu konuda da işte bir yasal işlem başlattık. Dilekçemiz hazırlandı. Savcılığa sunulacak. Yani ben götüreceğim. Savcılıkta da bir dilekçe vereceğim. Ondan sonra da yasal işlem başlamış oluyor. Bu konu hakkında daha fazla konuşmamam istendi avukatım tarafından. Artık gerisi şeyde, şurada 2 dakika durayım da millet bana bakıyor yolda. Savcılıkta mahkeme süreci başlayacak Allah'ın izniyle. Ama ne zaman başlar? 1 ay mı, 2 ay mı, 3 ay mı sürer onu ben bilmiyorum. O süreç başladığında, sonuçlandığında özellikle tekrar sizinle paylaşıyor olacağım. Ama ben elimden geleni yaptım. Bu konu hakkında bir daha da konuşmayacağım. Dediğim gibi bakalım nasıl sonuçlanacak. Sonuçlandığında sizinle paylaşıyor olacağım. Böyle şimdi yılbaşı sepeti yapmak için kurdele almaya gidiyoruz ve böyle hani sepetlerin sarıldığı jelatinler var ya, ondan almaya gidiyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Sonra Cihan gelip bizi alacak. Ay bir dakika, başladı mı? Başladı. Şimdi biz tuhafiyeden çok güzel bir yeni yıl kurdelesi aldık. Çok güzel yeni yıl kapları da aldım. Yani böyle kaplamak için. Sepeti böyle jelatinlemek için Esile'ye hazırlayacağım. Çok güzel hediyeler var. Onların da videosu gelecek. Başka kişilere de hazırladığım hediyeler var. Onların da videosu gelecek. Ablacığım sen gir, ben geliyorum. Şimdi şöyle bir sandalye mağazasına geldik. Ablam, ben, Cihan. Esila'nın çalışma odasında 2 tane sandalye almak istiyorum. Hep böyle taburelerde oturuyor falan. Çocuğun beli tutuluyor yani. Bakalım bulursam uygun güzel böyle bir şey, hoşuma gider. Onu alacağım. Mağazaya girelim hadi. Şey değil mi? Ben de şunları çok beğeniyorum abla. Olması lazım. Bunlar da canım, bunlar çok pahalı. Ama bunlar şey koltuğu, oyuncu koltuğu, aynen. Bu hiç olmaz. Evet. Bakayım. Şimdi sandalyeciden çıktık, biz çok fenayız. Valla ablamla ikimiz bir araya gelince gerçekten çok fena bir ikili oluyoruz. Sandalyeci demiştir ki bu baş belaları nereden çıktı geldi benim başıma. Şimdi sandalyelere baktık, tamam, çok da bayılmadık tabii ki modellere ama... Hani dedik tamam hadi alalım kızlara böyle rahat etsinler tamam ama arkadaş 5 lira mı bile indirim yapmazsın sen? Ne oluyor ya? Çarpışma önleyici girdi. Ay bak ne kadar akıllı araba, görüyorum insandan akıllı valla. Çarpacağı yerde pat diye duruverdi. Neyse çarpışmıyor değil mi yani? Yok, süper. Çarpışmıyor. Yani sandalye dedik ki birazcık indirim yap dedik. 500 lira dedi tanesine. Yok diyor, yapmam diyor, hiç diyor, inmem diyor. Aman dedim. Cihancığım gider dedim İstanbul'dan, Bayrampaşa'dan. Orada aslında olur, en güzelini alır. Tanıdıkları var. 350-400 liraya bulur dedik. Cihan eski İstanbul mobilyacısının sahibi ya. Herhalde ya. Yani maskı çocuğu kendisi. Aynen. Neyse öyle yani, biraz sandalyeci de böyle açık konuştum. Ben çok bozuldu biliyor musun? Ama an dedim Bayrampaşa'dan gider bakarız, boşver dedim ya. Adam dedi ki peki dedin, canınız derdin istiyorsa dedi oradan mı kalın? Bir daha oraya giremiyorsun lan. Yani. Bana bakın. Abi şeyi bozdum yani, olayı bir daha giremezsiniz. Yüzünüz kalmadı onu söyleyeyim yani, bir daha gidemeyeceğiz. Abla sandalyesiz kalabilirsin. Ne yapalım, canımız sağ olsun. Yapacak şey, ben olayı bozdum çünkü. Canımız sağ olsun. Öyle havayı bastık çıktık, şimdi ablamı eve bırakıyoruz. Oradan da markete gideceğiz, yılbaşı sepeti için alışveriş yapacağız beraber. Birazdan tekrar görüşürüz. Ney? Görevli. Şöyle yapsa, şöyle yapsa diyorsun ya. Hadi be. Salak mıyım ben? Şimdi biz markete geldik. Hadi. Evet, şimdi başladık artık. Bir şeyler alacağız yani, dur. Ben neden böyle saçmalıyorum bazen? Bilmiyorum neden saçmalıyorum. Gel. Karşı tarafa çevireyim de azıcık marketi gezdireyim size. Hadi beraber gezelim. Akşam için içeceğiniz var mı? Yok. Ha? Ekmek alalım önce şuradan. Ekmek alalım, evet. Gel. Ufaklardan alayım. Hı hı. Çünkü evde yasak. Şimdi evet. 2 tane yeter. Evde yasak vallahi. Ben içmem. Siz de çok içmeyin gözümün önünde. Yasak. Benim gözüm dönüyor işte, yoksa. Onun için 2 tane aldım ufak. Gözüm dönüyor Cihan. Gözün mü? Neyse. Şimdi sen beni azıcık çek şöyle karşıdan, çaktırmadan. Ben alışverişi yapayım, tamam mı? Şimdi bu yılbaşı sepetinin içine içeceklerden ne konur? Meyve suyu falan konur mu ya? Ben diyorum ki şöyle hani... Çocuk olacak ya hani, çikolata süt falan, böyle çikolata ve çikolatalı süt gibi bir şeyler mi koysak? Ha olabilir ya, evet. Büyük içecek koymayalım bence. Evet evet evet. Sence? Evet. Böyle su koysak mı böyle? Ha? Bence çok şık.
Böyle bir su koyalım mı? Koyalım. Bence koyalım. Peki şöyle bir şey koyalım mı? Allah. Kok balığı gibi bir şey. Ha. Ya da dur şu. Keşke böyle yeni yıl figürleri olsa. Al işte zına bak ne güzel. Şu güzel. Şunu bırakıyorum o zaman. Tamam onu bırak. Bir tane böyle bir şey koyalım. Ondan sonra devam. Ondan sonra... Bundan olsun mu? Olsun. Ondan sonra... Bir tane bundan olsun. Olsun mu? Olsun güzel. Şundan böyle renkli şeyler olsun istiyorum. Şundan. Şey o kız olanı yok mu onun? Kız olanı mı? Bak pembe şurada. Tamam. Şöyle bir şey olsun. Evet. Şundan olsun. Değil mi? Evet canım. Bu ne? Çikolata herhalde. Sürmeli. Olsun. Değişik bir şey. Bakar mısınız ne buldum? Harika bu çikolatalar. Bundan sonra Esin Hanım'ın paketine de alacağım. Tamam bir iki tane de cips alacağız Cihan'cığım. Değil mi? Doritos alalım bir tane. Bir tane de Ruffles alalım. Değil mi? Bunları seviyordur herhalde. Tamam bu kadar yeter zaten sepet anca. Ha bir de şundan alalım dur. Ya şundan Cihan hangisinden? Sence? İkisini de al. Tamam ikisini de al. Evet şimdi eve geldim. Şimdi hemen sepetimizi hazırlamaya başlayacağız. Böyle kendim seçmem bence çok güzel oldu. Biraz yakınlaşayım mı size? Bir dakika şuradan alalım şöyle. Birazcık şuradan alalım. Evet böyle gidiyor. Ne aldık? İşte iki tane cips aldık. Ondan sonra şu şöyle paketli Albin çikolatalardan aldık. Metro aldık. Ondan sonra bir tane gonkumuz var. Suları şöyle dik koyalım. Çok değişik bu sular. Bakar mısınız? Şöyle. Hoşuna gider diye düşünüyorum. Evet bir de bunu aldık. Evet şunu da şöyle koydum. Ondan sonra çikolataları şöyle koyuyorum. Kinder yumurtayı şöyle ön plana koyacağım. Ay şunlara bayıldım ya. Emojili çikolatalar bakar mısınız? Şeye tıklasana be. Şu emojili çikolatalara bayıldım gerçekten de. Bunlar harikaymış. Bunlar da böyle olsun. Ondan sonra bunu da şöyle arkaya doğru koyalım bunları böyle. Çikolatamız kapatmasın. Şunu şöyle. Evet. Şunu da şöyle şuraya. Bunu da buraya. Dolu dolu bir sepet oldu ben size. Söyleyeyim yani çok da güzel bir sepet oldu. Değil mi? Bence çok güzel. Ben olsam bayılırım vallahi bu sepete. Evet. Tamam bu kadar. Şunlar da var. Bir dakika düşme. Ha onlar da var bir de daha. Harika. Evet. Çok güzel oldu ya gerçekten de. Bakar mısınız? Çok güzel bir sepet olmadı mı? İnan, Cihan ne yapıyorsun ya? Kafama düştü. Nasıl düşüyor öyle dururken? Işık kafamıza indi gördünüz mü? Ay neyse. Şöyle işte gördüğünüz gibi dolu dolu bir sepet oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi Esin'e bana hemen kurdeleyi getir. Şunu hemen sarıyoruz. Bunu bir yerde kullanacağım bu suna. Burada. Yok onu kullanmayacağım. Heh. Da bu biraz küçük mü gelecektir ne? Şey, nasıl yapacağız? Zımba. O zaman iki taneyi birleştirelim Cihan'cığım. Bu küçük gelecek çünkü. Biz şimdi şu iki taneyi birleştirelim. Ondan sonra da paketleyelim beraber. Küçük mü da? Hayır gerek yok. Ben tutayım sen oradan kurdele. Hayır şuradan zımbalarız şöyle. Sen şeyi getir bana. Zımba burada. Tamam. Şuradan şuraya zımbalasana. Buraya da zımbala.
Evet. Şuradan lazım bana. Aa, kurdelemi size göstermedim değil mi bak? Geyikli meyikli görüyor musunuz? Bak çok tatlı. Evet. Makas orada canım. Tamam. Önce bir ne yapacağıma karar vereyim. Şöyle sarkıtacağım yani. Ne yapacağım? Evet. Tamam işte oldu. Evet. Yılbaşı sepetim hazır. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Baksanıza. Çok tatlı olmadı mı? Yani siz de sevdiklerinize böyle yılbaşı sepetleri hazırlayıp götürebilirsiniz. Çok sevinirler bence. Kapıdan bırakır dönersiniz. İlla ki evlerinize girmenizin şartı yok. Ben bu sepeti kime götüreceğim? Söyleyeyim mi? Söyle. Oyuncak Avı TV Öykü'ye gidiyorum bir iki gün sonra. Ona hazırladım bu yılbaşı sepetini. Onun beğeneceği şekilde hazırladım açıkçası. Görünce de çok hoşuna gideceğini düşünüyorum Öykücüğümün. Şimdiden ona yeni yıl gecesinde otursun, yesin, afiyet olsun diyorum. Ve bir iki gün sonra görüşeceğiz Allah'ın izniyle Öykücüğüm. O gün vlog yapar mıyım bilmiyorum. Belki de yapmam. Çünkü sonuçta ben oraya onlarla sohbet etmeye gidiyorum. Onların evini ya da onları çekmeye gitmiyorum. Muhtemelen o gün vlog gelmeyecek. Ama en azından ona hazırladığım hediyeyi, yeni yıl hediyesini görmüş oldunuz. Neyse, bu video bu kadardı. Bu kadardı. Ben şimdi yemek yiyeceğim, akşam yemeği hazırlayacağım, köfte yapacağım kendime. Bir yürüyüşe çıkacağım, bir yarım saat, bir saat yürüyüşümü henüz tamamlamadım. Ondan sonra da oturacağım, dinleneceğim, video falan hazırlayacağım. Bu vlog bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Başka bir vlogda ya da videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüldünüz. Bye bye.